Evet, aslında elbette ki birçok nokta var ama konuya şöyle bir yaklaşımda bulunmak lazım. Yani 500 kilometre karelik bir alanda 10 ili kapsayan, işlerinde il, ilçe, kasaba ve mezraların da yer aldığı birçok noktada yıkım var. Biz yola çıktığımız rota itibariyle önce Gaziantep, ardından Kahramanmaraş, hemen ardından Şanlıurfa, Şanlıurfa'dan şu an bulunduğumuz nokta olan Adıyaman ve buradan da Malatya'ya kadar uzandık. Tabii bu güzergahları kullanırken açıkçası yolların kötü olması, yıkılması, dökülmesi itibariyle deprem dolayısıyla ara sokaklardan girdik. Tabii İstanbul'daki ara sokaklar gibi algılanmaması lazım. Dağ yollarından, patika yollardan, stabilize yollardan geçtik. Hal böyle olunca tabii ki maalesef birçok noktada, özellikle ufak yerleşim bölgelerinde, biraz kırsal kesimlerde halen bugün bile akşam saatlerinde biz Adıyaman'a gelirken Kırıkan ilçesinde, o dağ köylerinde birçok noktada halen enkazların en azından vatandaşlar itibariyle kaldırıldığını söyleyelim. Enkaz altında kalanlar var mıdır bilemiyoruz, ancak devletimiz elbette ki her kademede uzanmaya çalışıyor. Bu eleştiri anlamında değil. Biz buraya geldiğimiz zaman bir gazeteci refleksi olarak herkesin bulunduğu noktadan itibaren değil de herkesin ulaşamadığı noktadan itibaren bir start verdik yayınımıza. İşte o bölgelerden birisi de hiç şüphesiz ki şu an önünde bulunduğumuz Adıyaman Valiliği. Yani Adıyaman il kent, Adıyaman kentine geldik ve inanın buraya geldiğimizde maalesef vatandaşlar tek başlarına kalmışlardı ki hakeza bu yaklaşık 3 gün sürdü. Ama yine söyleyeyim, bu bir eleştiri anlamında değil ama vatandaşların kimini çevirirseniz çevirin çok geç müdahale edildiğini ifade ettiler. Ama dediğimiz gibi 500 metrekarelik bir alanda yaşanan bir depreme değil devletin ulaşması, yani hangi Adnan, ülke olursa olsun mutlaka birçok sorunla karşılaşacak. Evet. Arkamda sanıyorum zor da olsa AFAD çadırı mı görüyorum? AFAD çadırı kentinin önünde misiniz? Neredesiniz? Evet. Evet. Ya, şu anda evet. AFAD çadırı önündeyim. Bu ekiplerin kullanmış olduğu çadır. Ekiplerin kullanmış olduğu çadır. Tabii şu anda bu kentin birçok noktasında gerek AFAD, gerek Kızılay, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek dernekler, vakıflar birçok noktada çadır kurdular. Yani bu 500 metrekarelik alanda nereye giderseniz gidin bu çadırları görmeniz mümkün. Şu anda gördüğünüz gibi birçok noktada olduğu gibi insanlar Adnan, hava soğuk olduğu için ateş başında ısınmaya çalışıyorlar. Adnan, şeyi de merak ediyorum çünkü çok sayıda yardım gitti. Yani tırlar dolusu buradan yardım gönderildi. Her şey var bu tırlarda. Yardımlar ulaşıyor mu? Organizasyonu nasıl? Hala yardıma ihtiyaç var mı? O konuda ne söyleyeceksin? Evet. Açıkçası ben bir ortada kalarak söyleyeyim. Yani bu bir mesleki duruş itibariyle söylemem gerekiyor. Deprem olduğu andan itibaren Kahramanmaraş merkezliydi ve bütün kademeler, bütün sivil toplum kuruluşları oraya odaklandılar. Bu bir strateji miydi, değil miydi bilemem. Ancak depremin merkezcisi orasıydı. Her iki depremin bütün çalışmalar oraya yoğunlaştı. Fakat buradaki bölgelerde elektrik kesintisi olduğu için ne gerek yerel kaynaklar ne diğer otoriteler ulaşamadılar ya da yeterli kadar bilgi sahibi olamadılar. Yıkımın büyüklüğünün şokundaydılar. Bu yüzden kademeli olarak ulaştı. Mesela önce Kahramanmaraş, sonra tabii Kahramanmaraş, ardından Gaziantep, ondan sonra sırayla Adıyaman. Yani buraya ulaşması da 3 gün buldu. Şimdi bugün biz Malatya'daydık. Malatya'ya gittiğimizde de sadece, yani birçok isim vermeyeyim, birçok kuruluşun eksikliğini gördük ama orada sadece Mehmetçiğimiz vardı ve Tayvan ve Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri vardı. Yani kademeli bir geçişin olduğunu biz gözlemledik. Yani mesela bugün şu an itibariyle Adıyaman'da zaten halkın %99'u burayı terk etmiş durumda. Şu an alan tamamen arama kurtarma ekiplerine kaldı. Onlar da burada enkaz tamamen kaldırıldığında ki hakeza çadırların bazılarının toplandığını görüyoruz. Birkaç güne kalmaz burada bütün enkaz kalkacak gibi gözüküyor. Tabii buradaki iş makineleri ne oldu? İşte kademeli dedik ya az önce. Şimdi buradan da Adıyaman'a kaydı. Yani bu şekilde giden bir çalışma var. İşte burada bir başta bir koordinasyonsuzluk var. Maalesef bu bir gerçek. Bunu söylemesek mesleğimize aykırı hareket etmiş oluruz. Ama bu da tabii art niyetli değil. Yani afetin boyutlarının bu kadar olabileceği öngörülememişti belki de. Çünkü elektrikler kesildi, internet kesildi. Kimse bir yere ulaşamadı. Yani vali de olsanız, kaymakam da olsanız, muhtar da olsanız ulaşamadınız merkezi yönetime. Evet. Adnan, şeyi merak ediyorum. Yani şimdi şehir karanlık gözüküyor şu anda. Anlaşılan hala o sorun devam ediyor. Tabii ki yıkılmış bir şehre elektrik vermek ne kadar sağlıklı o ayrı bir şey. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani eski o 1-2 gün önceki trafik yoğunluğu da kalmamıştır o zaman. Çünkü insanlar nereye gidiyor? Köylerine mi gidiyor? Komşu şehirlere mi gidiyor? Nereye gidiyor? Evet.
Evet, aslında bizi yoldan çeviren vatandaşlar da bizden bunu özellikle talep ettiler. Yani biz burayı terk etmek istiyoruz. Hatta birçok kişi geldi, bizim de gelmek istediler. Yani bu kentten çıkalım da nereye gidersek gidelim. Çünkü psikolojileri çok ağırdı. Birçoğu yakınını kaybetmiş. Artık cenazeyi de bırakıp gidiyorlar. Çünkü psikolojileri de normal değil. Ama birçoğu buradan şu anda en azından Malatya'da hakeza öyle. Şehrin %99'u bölgeyi terk etmiş. Kalanlar da cenazesini bekliyorlar. Adıyaman şu an tamamen Adıyamanlılardan arındırıldı diyebiliriz. Yani arama kurtarma ekipleri de şu an itibariyle yavaş yavaş toplanıyorlar. Yardımları merak etmiştim. Yardımlar ulaşıyor mu, dağıtılıyor mu? Tam onu merak etmiştim. Evet, yardımlar ulaştı. Hem de özellikle Adıyaman üzerinde söylüyorum. Biz burada olduğumuz için söylüyorum. Dün itibariyle buraya inanılmaz bir yardım yağdı. Yani öyle böyle değil. Artık artmaya başladı. Sokaklar ekmekten geçilmez oldu. Çayından çorbasına, yemeğinden tatlısına kadar herkesten yardım geldi. Yani sadece devletten değil, sivil toplum kuruluşlarından. Adam siverekli almış minibüsünü, gelmiş çay demlemiş. 5-6 tane adeta çay ocağı kurmuş. Diğeri vatandaş kendi imkanıyla amcaoğlunu, dayıoğlunu almış gelmiş. Burada dev kazanlardan yemek dağıtıyor. Adnan. Bir başka amcamız sakallı, cübbeli gelmiş. Allah rızası için. Evet. Arkadaki evet. Bina ne binası? Elektrikleri yanıyor mu o binanın? Ne binası o? Arkanda, tam arkandaki bina. Evet, burası Adıyaman Valiliği. Şu an şehirde elektriğin olduğu tek nokta Adana Valiliği. Aynı zamanda burada kısmen olarak çevrede bulunan yani bu ana cadde zaten. Ana cadde bazı direklerde, yani ana arterlerde bir direklerde elektrik var. Ama şehrin genelinde hiçbir yerde elektrik yok. Aynı zamanda internet de yok. Şu an bulunduğumuz nokta yaklaşık 500 metrelik bir alanda. O da bazı istasyonları var, mobil. Onların sayesinde şu anda ulaşım ve iletişim kurulabiliyor. Eğer bu araçlar da buradan kalkarsa şehir tamamen karanlığa Peki Adnan, şu konuda ne diyeceksin? Yani mesela orada tabii ki çok büyük bir enkaz yığını. Yani her tarafta adım başı enkazlar var. Apartmanlar çökmüş. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir, dokunulmayan enkaz var mı? İki, hala bugün yaşam emaresi gösterip kurtarmayı bekliyor, kurtarma için çalışan ekipler devam ediyor mu? Aslında müdahale edilmeyen enkaz sayısı hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Ama bu Adıyaman için geçerli. Malatya'da halen müdahale edilmemiş. Başında askerin, polisin nöbet tuttuğu alanlar çok fazla. Ama Adıyaman'da hemen hemen kalmadı. Kalanlar da biraz daha kırsal kesimlerde, büyük iş makinelerinin giremediği ara sokaklarda. Yani birçok yerde kısmi olarak, yani çok ciddi oranlarda değil. Ama halen var tabii ki. Peki evlerine dönen var, evlerine taşınan, evlerine yani soğukta kalmıyorum, evim yıkılmamış, evime gireyim ve evimde kalayım diyenlere de denk geliyor musunuz? Hiç denk gelmedik şu ana kadar. Şehri didik didik yaptık. Yani biz girmediğimiz sokak kalmadı burada. Zaten çok da büyük bir kent değil. Ama şu ana kadar göreni görmedik. Yani gireni görmedik. Zaten elektrik yok. Varsa da dışarıdan görmemiz mümkün değil. Ancak birkaç böyle gençlerin girip işte içeriden tas, tabak, çanak alayım ya da kıyafet alayım. Çünkü burada birçok depremzede gördük biz. Üst başları yoktu. Konu komşuları ya da gelen yardımlardan üstlerini giyenler vardı. Yani ama şu an itibariyle bana sorarsanız %1 bile yoktur. Yani o cesareti gösterip de girecek olan da yoktur. Dün akşam da hakeza iki defa artıda sarsıntı yaşadık. Uykumuzdan uyandık Malatya itibariyle. Tabii dediğimiz gibi zannetmiyorum, yani şu anda kalan yoktur. Genelde çadırda veya şehri terk etti. Ya ama çalışmalar sürüyor anladığım kadarıyla. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor sanıyorum. Şimdi şöyle sesin geldiği noktalarda evet halen bir umut, yani malumunuz şu anda neredeyse 6. güne girdik, 7. günün sabahına uyanacağız. Halen bir umuttur, çıkartabilir miyiz diye dinlemeler yapılıyor. Ancak dinlemenin artık tamamen umudun kesildiği noktalarda şu an itibariyle kazı çalışmaları sonlandı. Artık enkazı kaldırma çalışması var. Ki hakeza dün burası özellikle ana caddeler, ara sokaklar inanılmaz kirpas içerisindeydi. Lavabolar dahil olmak üzere, ama bugün bakıyoruz halkın da desteğiyle şu an sokaklar hasbel kadar temiz. En azından biraz daha hijyenik. Çünkü hijyen de çok önemli. Bu bölgede tuvaletler dahi çok çok önemli. Tam bir kargaşa hakimdi. Peki, ama bugün itibariyle şu an sokaklar, caddeler en azından dün aranızda tamam, daha temiz. Şöyle anladığım şu. Ya monttur, gıdadır, yiyecektir, giyecektir, tatlıdır. Bunlar gelmiş, anlaşılıyor ama hani hep bahsediliyordu ya işte seyyar tuvalet örneğin, çadır mesela, ısınma. Yani bu konularda senin gördüğün hala acil bir sorun var mı orada?
İhtiyaç olan ne? Benim gördüğüm kadarıyla yani çadır sorunu şöyle yok. Niye yok diyeceksiniz? İnsanlar terk etti burayı. Yani otobüsler var mesela, şu an az önce birkaç tane geçti, yarım saat önce. İnsanlar buldukları arabalarla, kimisi ambulansla biniyor, kimisi kamyoncularla gidiyor, kimisi yoldan geçen vatandaşlarla, kimisi yerel yönetimlerin göndermiş olduğu otobüslerle buradan kaçıyorlar. Şimdi nüfus azaldığı için, daha doğrusu nüfus bittiği için burada, yani kalan ikametgah olmadığı için çadıra da ihtiyaç yok. O yüzden kentte çok ciddi bir, öyle bir muazzam bir çadır kente rastlamadık. Ama orada kalanlar yok mu? Evet var. Ama dediğimiz gibi şehirde kimse kalmayınca çadıra da ihtiyaç yok. Bütün güzergahlar boyunca gördüğümüz kadarıyla böyle bir çok ciddi, büyük bir, muazzam, dev boyutta bir çadırla karşılaşmadık. Yok demek anlamında değil bu, ama ben görmedim şahsen. Peki konteyner yapılanması falan var mı? Konteynerler kurulmaya başlandı mı? Öyle şeyler çadırın dışında? Yok. Yok. Bütün bölgeleri gezdim. Benden sonra gelmişse bilemem ama şunu söyleyeyim, şu an kent meydanında birkaç tane daha böyle güvenim bulunduğum noktada var. Yani seyyar tuvaletler var. Çadır sayılarında biraz artış var. Dediğim gibi şu an biraz daha normale dönüyoruz aslında. Yani buradaki vatandaşlar burayı boşalttığı için çok fazla bir battaniye, çok fazla bir ısıtıcı veya başka şeyler istemiyor, gerekmiyor. Yani bu yüzden baktığımız zaman yani şu an biraz daha normale döndü diyebiliriz. Daha çok nereye gidiyorlar? Mesela dikkatini çekti mi? Mesela rastgele bir otobüse binip gidiyorlar mı? Yoksa işte örneğin herkes, çoğunluk İstanbul'a, çoğunluk komşu illere mi gidiyorlar? Tercihlerini nasıl yapıyorlar? Evet. Arkası Yarın filmini hatırlarsınız. Yani herkes bir taraftan canını kurtarmanın derdine düşmüştü. Aslında ilk zamanlar öyleydi. Hakeza biz de yoldan geçerken bazen jandarma, bazen polis bizi durdurup işte şu tarafa gidiyorsanız bu arkadaşları bırakalım, buraya gidiyorsanız şu arkadaşları bırakalım tarzında yardım talepleri olmuştur. Elbette bize bunu yapıyorlarsa, tabii ki su yoldan geçen kim varsa bir şekilde oradaki insanların tahliyesi için çalışmalar aralıksız devam etti. Ama şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla biraz daha profesyonel bir taşımacılık söz konusu. Ama dediğim gibi zaten çok fazla ihtiyaç kalmadı. En azından burada öyle. Dün Malatya'daydık. Malatya'da saat gece 1.30'a kadar dolaştık. Çok çok az insan vardı. Bizim de konakladığımız bir bölge vardı. Orada kültür merkezi mesela var, halka açılmış. Bir de belediyenin sosyal tesisleri var. Çok kalabalık görmedik. Oradaki insanlarla konuştuk biraz. Yani herkesi gönderdim. Bir tek ben kaldım. O da işte evim sağlam mı değil mi baktıracağım. Değilse gideceğim. Sağlamsa kalacağım. Ailemi çağıracağım diyordu. Ya. O şekilde. Ama kentler genellikle boşaldı. Evet, gerçekten bir sanki değil mi, hayalet şehre dönmeye başladılar. Çok evet. Anladığım kadarıyla, çünkü arkandan araçlar geçiyor. Çok ciddi bir yoğunluk da kalmadı galiba, değil mi? Araç yoğunluğu da mı kalmadı? Yani zannediyorum şu da saat 12'yi bulmadan burada herhalde artık çok az, sadece AFAD, Kızılay, devletin diğer resmi kurum ve kuruluşları, onun dışında işte özel sağdan soldan gelen birçok dernek var. Onlar da muhtemelen çadırlarını toplamışlardır ki zaten şu anda göremiyoruz. Örneğin biz az önce çay içmek istedik. Çoğu toplamış zaten. Çünkü ihtiyaç kalmadı. Yani kimse kalmadı. Hizmet verilecek kimse kalmadı. Bu açıdan baktığımız zaman evet, durum, son durum bu şekilde. Evet Adnan. Ama anladığım kadarıyla hala tabii ki arama kurtarma ekipleri bazı enkazlarda bu çalışmalarını sürdürüyorlar büyük bir ihtimal. Tabii yani onlar devam ediyor. Dediğiniz gibi zaten zaman zaman duyuyoruz. Kahramanmaraş'tan, Antep'ten, Hatay'dan işte bebekler çıkıyor. Çok şükür seviniyoruz. Bu da tabii ki buradaki ekiplerin, diğer bölgelerdeki ekiplerin umuduna umut katıyor. Acaba bir cana daha ulaşabilir miyiz diye. Adeta bir rekabet yarışı gibi var. Ben de bir can kurtarabilir miyim diye. Umutlar var tabii ki. Allah yaşatıyorsa elbette ki umutlar ekiplere de yansıyor. Onlar da biraz kazmaya biraz daha sert vuruyorlar. Acaba biraz daha erken bir canımıza daha müdahale edebilir miyiz, kurtarabilir miyiz? Hakeza birkaç saat önce de biliyorsunuz yine bir vatandaşımız sağ salim çıkarıldı. Hatta röportajlar verdiler. Son olarak şunu da o yüzden umutlar devam ediyor. Şunu da merak ediyorum. Bu bebeklerden bahsediliyor. Bebekler İstanbul ve Ankara'ya da sevk edildi ama Aile Bakanlığı yalanladı çalınan bebek iddiasını, kayıp bebek iddiasını. O halk ne konuşuyor orada? Bebeklerle ilgili bir şey duyuyor musunuz? Yani bana gelmedi şu ana kadar. Yani birçok insan birçok şey söyleyebilir. Özellikle bu söylentileri sosyal medyada dediğimiz gibi daha önce çok sert tepki de gösterdik. Çünkü gerçekten çok fazla dezenformasyon bilgiler var. Yani evinde sıcak sobanın başında oturup da biraz da siyasi fikrinden dolayı sırf hükümeti biraz kötülemek adına seçim öncesi ne yapabilirim kafasıyla klavye silahşörlüğü yapanlar var.
devletimizin eksikleri elbette oldu. Olmadı değil. Zaten bunu Cumhurbaşkanımız da ifade etti ama afet büyük. Yani her tarafa yetişmek mümkün değil. O yüzden onların işte yok kolunu kestiler, bileziğini çaldılar. Zaten bunlar yaralandı. Biz böyle bir şey görmedik. Ha tabii ki her yerde olduğu gibi talancılar oldu. Olmadı değil. Biz görmedik şahsen ama ara sokaklarda mutlaka olmuştur. Talancı dedin ya. Hadi girmez mümkün değil. Şöyle. Can güvenliği yok. Binaların çoğu yan devrilmiş. Evet. Yağmadan bahsediyorsun değil mi? Yağma meselesi. Evet. Evet. Yine öyle şeyler duyuyor musunuz? Oluyor mu öyle şeyler? Vatandaştan daha çok şikayet var. Yani tabii yani vatandaşlık kısmı çok fazla değil işin doğrusu. Bugün mesela Çelikan'dan gelirken evet şu anda da görüyorsunuz halen bir umut ekipler gidiyor. İnşallah iyi bir haber de alırız. Bu arada bir parantez açmış olduk. Dediğim gibi herkes bir şeyler söylüyor ama bize gelen öyle çok fazla ahım şahım bir şey yok. Yani biraz da söylenti gibime geliyor. Mutlaka bir her söyletinin altında bir gerçeklik payı vardır. Biri şey söylüyorsa o ona 20'ye katlanarak gidiyor maalesef. Evet. Adnan, ama şunu söyleyeyim yani burada gerçekten bu depremin kahramanları çevreden gelen insanlar. Evet. Adnan, çok çok önemli iş yapıyorsunuz. Gerçekten işiniz çok zor. Çünkü yokluk içerisinde soğukta zaman zaman aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz, soğukta kalıyorsunuz. Aslında meslek hayatının en heyecanlı ama maalesef en üzüntülü günleri. Çünkü hepimizin içi yanıyor. Keşke bunlar hiç olmasaydı. Ama dediğimiz gibi yaşandı ve bu faciayı biz de bir şekilde kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Sen de orada çok önemli iş yapıyorsun. Kaç gündür oradasın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Dikkatli olun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.